Nasılsın Gülşah? İyiyim, merhabalar. Hı? Merhabalar, iyiyim. Bu hayatı, bu süreci, tüm bunları yaşarken aslında tek başına değildin ama gördüğün gibi hayatın tam ortasında bütün sorumluluklarla yüzleşen sensin. Evet. Birlikte olduğum Mustafa Şimşek bir hataydı diyerek bu işin içerisinden sıyrılmaya çalışıyor. Onu da unutmadık. Onunla ilgili de söylenecek çok şey var. Önce bir VTR'miz daha varmış. Gülşah'ın açıklamaları olan. O VTR ekrana gelsin. ...19 senelik evliyim. İki çocuğum var. Ben bir hata yaptım. İkizlerim var. Hani 4 çocuğum var. Yani Şaban'ı haklı görüyorlar. Hani stüdyoda. Bak yeri geldi şiddet gördüm. Ailesi beni dışladı. Ailesi beni dışladı. Ailesine diyemedi ki bu benim eşim. Şu gerçek 19 sene itti, beni sokağa attı. Şaban bana diyor ki hani ben baktım, ben ettim. Bana baktıysa ettiyse rahat yaşamadım. Ben de gittim tarlalarda çalıştım. 2011 yılında 8 ay ben çektim gittim. Kızını aldı gitti kardeşine. Bir bayan getirdi. Gezdi, tozdu, etti. Ama o bayan iyi olsaydı beni getirmezdi. Hep bu yollara iten beni Şaban Sarıyer. Hep bu yollara iten beni Şaban Sarıyer. Madem benden şüpheleniyordu, hamilesin diyordu, oydu diyordu, senden ayrılacağım diyordu. Benim hatalarımı biliyordu. Çocuklar için beni kabul etti. Yani bu bir gerçek. Bütün stüdyo 80 milyon duysun. Bile bile kabul etti. Etmeseydi. Diyor ki 2018 Ağustos ayı yalan. Aralık ayının 9'unda gittim. Hazirana kadar annemin yanındaydım. Kimse kimsenin yuvasının yıkılmasını istemezdi. Ben de istemezdim. Çünkü iki çocuğum var. Ben çocuklarımı almak istiyorum. Üzerinden düşsün çocukları. Ben çocuklarımı istiyorum. Eğer merhamet, eğer vicdan varsa Şaban Sarıyer anlaşmalı. Ayrılalım. Ama şu da bir gerçek. Ben hata yaptım. Adamla ilişki kurdum ben. Ama DNA testinde eğer bir de ondan çıkarsa ben ondan şikayetçiyim. Son kez şunu diyorum. Benim yakamdan düşsün. Çocuğu da üstünden düşsün. Ben ayrılmak istiyorum. O ona eş olursa kadın ona kul köle olur. Sadece ben bir hata yaptım. Benden ayrılsın. Ben hiç kimse istemiyorum. O iki evladımın yuvada büyümesini istemiyorum. Ben tarlaya giderim, sürünürüm, aç yaşarım, susuz yaşarım. Ben o çocuklarımı istiyorum. Mustafa ile ilişkinin, hamile kalmanın, ikiz çocuk dünyaya getirmenin ve çocukları o ailelere, iki aileye vermenin suçlusu Şaban mı? Gülşah. Konuşsun. Ben mi konuşayım? Hayır. Hepsinin suçlusu Şaban mı? Ben bu durumlama... Bak bana. Dur. Vallahi pamuğu getireceğim, koyacağım. Bir tek pamuğa konuşuyor. O da sinirleniyor yani. Hayır, şimdi hiçbir şey sorma. Bak dışarıda normal hani... Normal konuşuyorsun. Bu da garip mesela. Canlı yayın dışında İsmail YK'sını dinliyor, Facebook'unu dinliyor, kulaklık takıyor, müzikleri dinliyor, sohbet ediyor. Cıvıl cıvıl bir kadın var. Buraya gelince Gülşah, bıcır bıcır konuşan bir kadınsın. Evet. Burada heyecandan mı konuşamıyorsun? Olabilir. Ha? Evet, dediğiniz gibi. Demişsin ki bu yaşadıklarım hepsinin sebebi Şaban. Benim kocam, 19 yıllık kocam. Evet. Nasıl suçlu olabilir bu adam? O mu seni Mustafa ile ilişki yaşattı? Bu ilişkiye itti. Bir şey varsa Allah için konuş, her şeye bak. Her şey dönünce Allah için konuş. Yalan konuşma. Yani biraz şöyle vicdanın varsa, Allah korkusu varsa doğru gerçekleri konuş. Anladın mı? Sen ben de bunu gerçekleri sana. Konuş. Ben bak sen bir saf bir kadınsın. Gerçekten saf bir kadınım. Sen bak orada doğum yaptın. Bir anne, hiçbir anne bir evlatlarını koyup da bir yere gitmez. Bu bir gerçek. Bir kedi de olsa, köpek de olsa ağzına taşır yavrularını. Anladın mı?
Seni yönlendiriyorlar. Sen koruduğun kişiler var. Sana kim yaptırdıysa çık söyle şu de ki. Uğraştırma şey, o kadar insanlar yani. Kimse beni yönlendirmiyor. Bunların hepsi senin aklın mı? Senin planın mı? Hayır, benim planım da değil. Hı. Kimse de yönlendirmiyor. Çocukları vermen konusunda diyor ki bunu sen tek başına yapamazsın. Biri seni yönlendirdi diyor. Hayır, çocukları vermem konusunda hani kimse yönlendirmedi Esra Hanım beni. Ama ilişki Mustafa Bey ile yaşaman konusunda seni yönlendiren Şaban Bey. Değil mi? Sen öyle diyorsun. Beni Mustafa Bey'e iten Şaban'dır diyorsun. O zaman da Şaban Bey diyor ki çocukları vermesine neden olan kim diyor? Mustafa Bey mi diyor? Sen mutsuz bir evliliğin vardı. Evet. Mutsuzdun, bu adam sana bakmıyordu. Ve sen gittin onu aldattın Mustafa ile, doğru mu? Gülşah. Esra Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Ha? Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bu diyor ki yani mutsuz sevmez saymaz diyor. Ben son bir taneden örnek veriyorum. Bu Kurban Bayramı'nda 9 gün izinimiz vardı. 9 gün. Bu 8 gün, bir gün yolda geçiyor, 8 günü. 8 günün hiçbir günü akşam evde yemek yemedik. Her gün bir dışarıda, her gün değişik bir yerde yedik. Bak kendisi burada. Arkasına gidiyoruz künefe salonuna, oradayız. Benim orada günlük her akşam 150-200 lira şey veriyorum. Bu kendisi de biliyor. Yani ben sevmesem, saymasam böyle bir şey yapar mıyım? Soruyorum ben size. 8 akşam iyi yemek dışarıda yemek yemişsiniz. Hep dışarıda yedik. Hep dışarıda yedik ablacığım. Evde yemedik. Aa, sor kendisine. Bir gün olsun evde yemedik. Gülşah. Ne şanslı kadınsın, evde yemek de yapmıyor musun ha? Bak burada gel, yani Allah için bir şey, Allah için konuşsun, öyle yalana şey gerek yok yani. Gülşah. Doğru. Doğru değil mi? Dışarıda yemek yedirir miydi sana? Gezdirir miydi? Evet. He? Beraber gezer miydiniz çarşı pazar? Kız suratıma bak. Yok. He? Hani öyle çarşı pazar öyle yan yana gezmezdik yani. Ha. Ama yemek yemeye giderdiniz. Evet. İstediğin zaman götürür müydü seni? Ben istemezdim, o götürürdü. Ha, o götür. Ne derdi sana giderken evden? Hadi gezmeye mi gidelim derdi. Evet. İstemediğin halde giderdin. Şaban iyi bir baba mıdır? Evet, çocuklarına iyi baba. İyi bir eş midir peki? Hı? Bana değil. Sana iyi bir eş değil. Seni sevdiğini düşünüyor musun? Hayır, sevmiyor o beni. Hiçbir zaman sevmedi. Hiçbir zaman sevmedi. O seni sevmediği için mi sen gidip Mustafa ile beraber oldun? Mustafa ile kocan mı tanıştırdı seni? Hayır. Kim tanıştırdı? Kimse tanıştırmadı. Mustafa ile ilişkin olduğunu biliyor muydu? Bilmiyordu. Gizli gizli mi buluşuyordu Mustafa ile? Kandırıyordun yani kocanı, değil mi? Gülşah. Ya da biri seni zorluyor muydu Gülşah? Hayır, kimse zorlamıyordu. Kimse zorlamıyordu. Kendi isteğinle onunla görüşüyordun, eşine ihanet ediyordun. Burada Şaban'ın ne suçu var? Bu senin davranışın. Evet. Bu senin kendine olan öz saygın. Evet. Boşanmak yerine ihanet etmeyi tercih etmişsin. Çocuk dünyaya getirdin. Hamile, şu arkadaki hışır hışır ne? Çocuk dünyaya getirdiğinde Mustafa senin yanında oldu mu? Hayır, olmadı, ben demedim. Çocukları verirken biri seni yönlendirdi mi? Kimse yönlendirmedi. Tek başına mı yaptın? Sen demek ki vicdansızsın. Buket Hanım, annenin ve kız kardeşinin senin hamile olduğunu bildiğini söylediler canlı yayında. Ama sen benimle konuştuğunda annem de aslında o dönemde çok bana sahip çıkmadı. Beni tarlaya hamile çalışmaya götürmek istiyorlardı dedin, değil mi? Hayır, Mart ayında otele gittiklerinde hani bana gidelim dedi. Çünkü kendisi de biliyor. Benim kız kardeşimin çocuğuna baktım ben. Hani onlar gitti, hepsi gitti. Yani ben kız kardeşim çocuğun hani Haziran'a kadar okulu vardı. Çocuğa annesi mi bakması doğru yoksa teyzesi mi bakması doğru? Ben baktım. Hani. Ama annesi baksa daha şey yani. Yani sen niye borcu vardı hani? Gitti. Hı-hı. Hani borçlar vardı, aileli şeyler verdim gitti. Gülşah'cığım şey sor, rahat otursana şöyle ya. Şöyle otur ha. Bir şey merak ediyorum. Sen annenlere gittiğinde onlar Şaban'la aranda problem olduğunu biliyorlar mıydı? Sorunuz hani, olduğunu. Evet, biliyorlardı. Ne dedin onlara eve gittiğinde? Hani ailevi sorunları yani biliyorlardı yani. Ya ben bu adamı istemiyorum artık, boşanacağım. O yüzden anne senin evine geldim dedin mi? Dedim. Annen ne dedi? Hani boşan kızım, nasıl istiyorsan mı dedi sana?
yoksa dön yuvanı kurtar mı dedi? Ayrır. Anne hiçbir şey demedi. Kaç ay annenin evinde? Sürekli bana kaldı diyordu zaten. Kızım boşan gel sana 40 tane koca bulurum diyordu. Sürekli annesi diyordu bunu bana. Sürekli diyordu. Aralığın 9'unda gitti Mesra Hanım. Böyle diyor muydu sana? Diyordu. 40 koca var ne gerek yok, var? Yok öyle demedi yani bana hiç öyle bir şey demedi. Adam ona dediyse bilmiyorum ben bana bir şey demedi. Şabanız... Ama sadece annemle bununla hani annemle bunun arasında hani öyle diyalog hani şeyleri yok. Yani birbirleriyle. Sever mi Şaban anne? Sevmez. Niye sevmiyor? Bilmiyorum. İlk günden beri sevmiyor zaten. İlk günden beri de diyor sevmiyor. Bunu ayrı sakıttığına koca bulurum diyor yani. Evet istemedi. Mustafa'yı seviyor muydu? Hayır onu da sevmiyor onu da istemiyor. Onu istemiyordu. Peki şey Mustafa ile mesela konuş... Yani Şaban'la konuşmuyordu ama Mustafa ile konuşur muydu hayır, anne? Hayır onunla da konuşmuyordu. Ha? Asla. Mustafa anneni anne der miydi? Hayır. Ne derdi tanıştıklarında? Teyze mi diyordu? Yok onlar birbirlerini hiç görmediler. Esra Hanım hiç görmediler. Yalan söylüyor. Görmedim. Yalan söylüyor. Çünkü bunlar salifet yağı üzerinde. Annem ailece beraber bir yerde yemek yemişler. Bu Mustafa Şimşek falan. Paylaşım yapmışlar. O anda hemen silmişler. Hayır, benim kızım kaydedene kadar silmişler yani. Ben çünkü yalan söylüyorum. Ben sana her şeyi gerçekten tanıyor, hepsi tanıyor. Biliyor birbirlerini. Benim annem hani sürekli arıyormuş hani benim kızımdan uzak dur. Kimi arıyormuş? Hani son zamanlarda. Evet. Hamileyken mi arıyormuş benim kızımdan uzak dur? Yok. Daha bu olaylar... Çıkmadan? Yok. Çıktıktan sonra. Hangi programda mı? Programa katılmadan önce mi katıldıktan sonra mı? Yok bu otele yanıma geldikten sonra.